etmez. Şimdi bir başka genç kız diyor ki kiliseye bir yandan devam ediyorum, okuyorum. Bir erkek arkadaş edinmiş, bizim milletlerden bir tanesi, Pakistanlı söz gelimi. Ona din, sizin dininizin kitabı diye merak etmiş, almış okuyor. O bizimki de dindar falan değil. Hmm. Ona sorunca ben bilmem diyor. Bizim de böyle bir trajikomik halimiz var yani. Ne yazık. Kitabınız merak ediyor, okuyor. Okudukça, ilgisini çektikçe kilisede papaza diyor ki ya ben böyle bir kitap okuyorum. Yani yanlış yapıyor muyum diye bir sormak istedim. O da uyanık diyor ki ben de diyor Tunus'ta görev yaptığım zamanlar, bunlar misyon için göreve gidiyorlar. Ben de okumuştum, biz açık fikirli insanlarız. Ama bir sefer rüyamda Rab Mesih'i gördüm, onlar Rab diye ifade ediyorlar. Bana mesafeli durdu böyle soğuk. Dedim niye, dedi ki sen başka kitap böyle yanlış şeyler okuyorsun. Tamam bırakırım dedim yani. Gönül koyuyorlar dedi. Kız aman Rab Mesih bana gönül koymasın, ben de bıraktım diyor. Fakat zaman sonra içimde dedim ki Rab Mesih, Tanrı, Father, ben bir şeyi okuyorum, öğreniyorum, yanlışsa yanlışlığını görürüm. Buna gönül koyması anlaşılabilir bir şey mi? Bu düşünce bende büyüdü altında kaldım. Hayır, bu doğru olamaz. Böyle bir şeyden ötürü gönül koymamalı. Yanlışsa yanlışlığını görürüm, değil mi? Evet. Bir şeyi okumaktan beni alıkoyması, buna gücenmesi böyle bir şey olabilir mi? Kendisi doğruysa, bana öğretisi doğruysa git neyi okuyorsan oku. En fazla ne kadar yanlış olduğunu görürsün. Okumaya tekrar devam ettim. Hakkın o hitapla muhatap arasındaki etkileşimden bahsediyoruz. Bu öyle bir yere doğru gitti ki içimde ağırlaşıyor, üzerimde büyüyor. Tamam ben karar veriyorum, iman edeceğim. Ama kendime süre tanıyorum, acele etmeyeyim diye. Sonra bazen diyorum ki ya bizde bak NASA var, Amerika var. Burada bu kadar bilim adamı var, profesörler var. Yani ben şimdi onlara diyorum ki hepiniz yanlışsınız. Hepiniz aklınız ermiyor. Ben gittim böyle bir sevgiliden aldım bir kitap. Hakikati buldum. Okuyorum, ben burada bir hakikat buldum diye. Sanki Tahterevalli'nin bir tarafında tek başıma ben oturuyorum. Tahterevalli'nin diğer tarafında bütün Amerika oturuyor. Ve ben güya onları tartıyorum. Olacak şey mi? Böyle düşününce vazgeçiyorum. Diyorum ki ya yani bir yanlış bir şey yapıyorum. Bu Amerika'yı yeniden keşfedercesine bir şey bu. Vazgeçiyorum. Bir süre elime almıyorum, bakmıyorum. Sonra bir zaman sonra tekrar bakıyorum. Daha kapağını açtığım andan itibaren aynı sıcaklığıyla beni böyle yakalıyor. Hani kutup başlarının birleşmesi gibi mıknatısta. Deriden başlayan, kalbe kadar uzayan bir ürpertiyle ayetlerin tesiri ve kalbe uzanan o kilitlenme hali. Senkronizasyon. Bunu artık zaman ayırdım. Zaman baktım ki hayır. Değişen bir şey olmuyor. Gidiyorum o profesörleri dinliyorum. Oradaki tartışmalara bakıyorum. Hani alın beni bundan. Siz ikna edin yüreğimle, kalbimi. Gidiyorum bingo soruları konuşan toplantılarda büyükleri dinliyorum. Sonra dönüyorum. Hakkı görüyorum. Artık o hakikati, Tahterevalli'nin karşı tarafındaki herkesi tarttığım hakikati, içinde doğup büyüdüğüm bu Amerikan toplumuna karşı siz yanlışsınız, ben doğruyum demenin vakti geldi ve Müslümanlığımı ilan ettim. Bu etkileşim, vahiy ile kul arasındaki etkileşimin insana verdiği o güç, o kuvvet